Hakan ne oldu? Bu ne hal? Hakan cevap versene, bütün gün öldüm meraktan. Kiminle kavga ettin sen? Boş ver, konuşmak istemiyorum. Anlat hadi. Kim kızdırdı seni bu kadar? Kim olacak? Feryal. Feryal mi? Feryal'le mi boğuştun böyle? Saçmalama be. Feryal evleniyormuş. Evleniyor muymuş? Kiminle? Kiminle olacak? Aydın denen o zibidiyle. Sen de gidip Aydın'ı mı dövdün? Tebrik mi etseydim? Dövdüm tabii. Bence ayıp etmişsin. Ben de kime dert anlatıyorum ki? Niye bozuluyorsun ki? Kaç yıldır arkadaş onlar. Hem Alp'in de arası iyi Aydın'la. Gidip herhangi biriyle evlenmesi daha mı iyi olurdu? Evlenmek zorunda mı? Sen evlendin benimle. O niye evlenmesin? Gencecik kadın. Aynı şey mi Begüm? Onun aldığı her karar benim oğlumu da etkiliyor. Benim oğlumun üvey babası olmayacak. Bence haksızlık ediyorsun. Feryal de oğlunu en az senin kadar düşünüyordur. Hatta bence Alp için iyi bile olur. Ben oğlum için neyin iyi olacağını biliyorum. Feryal'ı daha bağışlayacağım. Alacağım onu. Alp bizimle yaşayacak bundan sonra. Geçmiş olsun evlat. Ya büyütecek bir şey yok. Yani trafikte adamın biriyle kapıştım. Ayakta kaldınız. Hadi geçin içeri. Allah Allah. Allah Allah. Elleri kırılsın inşallah. Oğlum. Böyle şeyler adetin değil senin ama bir göz var herhalde. Bir şeyler dedi annem bugün. Doğru mu? Yani kastettiğiniz Feryal ise doğru. Evleniyoruz. Yarın nikah işlemlerine başlayacağız. Mümkün olan en yakın tarihe de gün almaya çalışacağız baba. Aferin Naci. Aferin. Ben sana dedim. Oğlum, sen niye bize sormadan iş yapıyorsun? Hı? Naci bir şey söylesene. İyice düşündün taşındın değil mi oğlum? Ortada bir çocuk var. Sonra pişman olmayasın. Ben bunu yıllardır düşünüyorum baba. Biz Feryal'le evleneceğiz. Ne olursa razıyım. Peki Gülümser Hanım'ın haberi var mı? Bak sonra ahbaplığınız bozulmasın. Gülümser'den sana ne Naci? Sana ne? Bir Gülümser kaldı düşüneceğimiz. Gülümser teyze bizim mutluluğumuzu istediği için mutludur baba. Merak etme sen. Bak öyle tantana falan istemiyoruz tamam mı? Yani öyle hazırlık yapacağım falan diye ortalığı telaşa verme. Ben bu işe razı değilim. Razı değilim. Benim bir tane oğlum var. Vallahi
Hakkımı helal etmem sana. Sen bilirsin anne. Ben bilirim tabii. Analar bilir. Bu işte de bir hayır olmadığını biliyorum. Bu lafları duyacağıma ölseydim daha iyi. Ya bizi de kendini de boşuna üzüyorsun. Benim için sevineceğine yas tutuyorsun ya. Allah sana akıl fikir versin. Başka bir şey demiyorum. Kalk be gidelim. Ne diyeyim? Allah utandırmasın oğlum. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Sağ ol baba. İçinden konuşma. Ne diyeceksen de hadi. Sen Feryal'i kıskandın mı yoksa? Bunu ciddi ciddi soruyor musun? Yoksa canın şımarıklık yapmak mı istiyor? Yok, şımarıklıktan değil. Kıskanmış olabilirsin diye düşündüm. Feryal umurumda değil. Ben oğlumu düşünüyorum. Ona kızgınsın değil mi? Üstelik sadece dün duydukların için değil. Sen ona yıllardır kızgınsın. Begüm, bugüne kadar sana hiç yalan söylemedim. Benim buna pişman etme olur mu? Kıskanmadın yani. Ben sadece karımı kıskanırım. O zaman benim de kocamı kıskanmama anlayış göster. Gösteriyorum zaten. Ama sadece boş zamanlarımda. Çünkü şimdi geç kaldım. İşe gitmem lazım. Alp konusunda ciddi misin? Yani iyi düşündün mü? Ben beceremiyorum, çocuk yapmayalım diyen sendin. Şimdi nasıl olacak ki? Mecbur kaldım Begüm.
mecbur kalınca her şeyi yapar insan. Dur bir tanem, dur. Oh, aferin benim yakışıklı oğlum. Anne, kupamla babamın getirdiği arabaya da koyacağım tamam. Ama çok ağır olur. Anne, lütfen. Tamam. Babam ne zaman gelecek anne? Gel bakalım. Gel sayalım. Gel kucağına. Bugün ne? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cuma bitecek, cumartesi. Yakın iş çıkarsa? İnşallah çıkmaz. Babamın ne çıkışı var değil mi anne? Evet var. İlk sene kadar işin yok. Teyzemle anneannemin de, Aydın abinin de. Bir şey soracağım. Sen Aydın abiyi seviyor musun? Evet, bu kadar seviyorum. O da seni çok seviyor. Hatta dedi ki, hep beraber mi yaşasak? Yaşasın. Aydın abim hep bizde mi kalacak? Yok. O bizde kalmayacak. Biz ona taşınacağız. Sonra anneannemin teyzem üzülür. Ama biz hepimiz bu eve sığamayız ki. Bu eve sığamadığımız için mi babam başka evde kalıyor anne? Kadına münasebetsiz bir laf deme hanım. Bunca yıllık ahbabımız çok ayıp. Kadın ne yapsın? Biz laf geçirebiliyor muyuz oğlumuza? Ay yok, gülüm senin canına minnet. Kızına ikinci kocayı buldu. Aydın'dan iyisini bulacaktı. Ah benim kafasız oğlum. Ben de onu diyorum işte. Kabahat bizim oğlan. Gidip el alemde arama. Ay, tamam Naci, tamam. Ben ne diyeceğimi biliyorum. Günaydın. Aa, Aydın abi. Şampiyon. Hoppa. Yüzüne ne oldu? Küçük bir kaza diyelim. Hadi gel, seni okula bırakalım. Aydın iyi misin? Ya yok bir şey, iyiyim. Sürpriz yapayım dedim. Hadi geç. Hah, geldi bizim patron. Hadi sen yavaş yavaş uza. Bu arada benden haber bekle ha. Sen akşama kadar olumlu olumsuz beni ara. Bırak şimdi olur olmazı güzel kardeşim. Sen hazırla arabaları, güzel cilala parlat, yıka. Anlaşacağım ben patronla. Ne diyorum ben sana? Patron zaten benim kayınbiraderim diyorum. Hadi güzel kardeşim. Hadi, hadi uza kardeşim. Hadi güzel kardeşim. Oldu bu iş. Yavuz'u bağlasana bana, avukat Yavuz. Peki efendim. Hoş geldin abi. Keyfin yok galiba. Ama benim senin yüzünü güldürecek harika haberlerim var. Dün pazar mazar demedim, deli gibi çalıştım. Epey de yağlı bir iş bağladım. Sana iş bağla diyen var Hüseyin. Sen burada dur, gelen gidenle ilgilen yeter. Abi kalbimi kırıyorsun ama. Ben de işe yaramak istiyorum. Sena'nın benimle gurur duymasını istiyorum. İşe yarıyorsun zaten. Abi bak bir adam bağladım. Elinde harika bir portföy var. Çok paraya sıkışmış. Trink verene %30 indirimle elindeki bütün araçları veriyor. Uzak dur bu işlerden Hüseyin. Kim malı yok parasına verir?
Çalıntı falandır onlar. Abi salak mıyım ben? Araştırdım diyorum. Her şeyleri tamam. Ruhsatları, her şeyleri tamam. Ya niye iyi bir şeyler yapmama izin vermiyorsun? Hüseyin, işine baksana sen. Bak, müşteri geldi. Hadi, hadi fırla. Hadi. Abi diyorum, %30 ekstra kâr diyorum. Ya Hüseyin, zaten sinirlerim tepemde. Lafı bir kere de anla ya. Tamam. Yavuz Bey, Alp'in velayetini almak için dava açacağız. Aydın abi, ben senin evine gelemem. Anneannemle teyzem üzülür. Yoksa gelirdim. Aa, gelmezsen de ben üzülürüm şampiyon. Tamam da benim çok oyuncağım var. Senin evine sığmaz ki. Sığar, neden sığmasın? Koskocaman bir odan olacak. Odan mı? Benim odam yaşasın. O zaman anneannem de benim odama gelir. Ama annem ne olacak? Annenin de bir odası olacak. Ya. Bakalım. İyi dersler. Şimdi anlat bakalım. Ya bir şey yok. Hakan değil mi? Feryal uzatma. Önemli bir şey değil. Söyle, Hakan mı? Senden çıktıktan sonra beni aradı. Beklediğim bir şeydi, şaşırmadım. Ama merak etme sen. Cevabını aldı ve gitti. Eşkıya işte, eşkıya. Konuşmayı bilmez, dinlemeyi bilmez. Sadece kavga etmeyi bilir zaten. Neyse, tamam. Sen kendine ve Alp'e dikkat et. Sana da mı söyledi? Saçmalıyor. Hiçbir şey yapamaz. Hayatta vermem oğlumu ona. Zaten hiçbir mahkemede vermez. Sen endişelenme. Hiçbir şey yapamaz. Ben şimdi gidip işten izin alacağım. Sen de alırsın. Öğleden sonra uğrar, seni alırım. Beraber belediyeye gideriz. Tamam. Buyurun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Vallahi ne iyi ettin de geldin. Haberleri aldın inşallah sen de. Gülümser. Sakın yanlış anlama. Bunca yıllık ahbabız, komşuyuz. Seni de kızla da pek bir severim. Eksik olma. Biz de seni severiz de... neyi yanlış anlayacakmışım? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bu işte çok gönlüm yok benim. Yani ama aklına başka bir şey getirme sakın. Feryal'ı çok severim. Ama bu işler çok aceleye gelmez Gülümser. Sen bunu daha iyi bilirsin. Doğru söylüyorsun muhterem, bilirim. Eğer lafı oraya getiriyorsan... evet, Feryal'in başından bir evlilik geçti. Ama kısmet işte. Anlaşamadılar, ayrıldılar. Sen de kız anasısın muhterem hanım. Allah mutluluğunu daim etsin ama her şey insanlar için. Benim kızım da boşanacağım diye evlenmedi. Haklısın. Ben de bunu diyorum zaten. Onlara göre şimdi her yer güllük, gülistanlık. Ama ortada bir çocuk var Gülümser. Yani ben sadece kendi oğlumu değil, Feryal'i de, Alp'i de düşünüyorum.
Allah razı olsun muhterem, sağ ol. Sen de bundan sonra Feryal'in bir annesi sayılırsın. Madem evleneceğiz dediniz, bu acele niye peki? Apar topar. Tabii. Feryal ilkinde hevesini aldı düğünden, dernekten. Ama benim bir tane oğlum var Gülsem. Sen orasını oğlunla konuş artık. Ana oğul aranızdaki mesele. Haklısın tabii. Hadi ben kalkayım. Gene bekleriz. İnşallah. Hepimizin hakkında hayırlı olsun diyorum. Sadece Feryal Hanım'ın evleniyor olması, çocuğun velayetinin size verilmesi için yetmez. Çok zor bir dava olur bu. Mahkeme o yaştaki bir çocuğun zaruret olmadıkça annesinde kalmasından yana karar verir. Ben de diyorum ki mahkemenin oğlumu bana vermesini sağlayın. Bakın ben elimden geleni yaparım. Ama sizi de önceden bilgilendirmek durumundayım. Davayı kazanma ihtimalimiz çok düşük. Avukat Bey, ne yapıp yapın, oğlumu bana alın. Bakın sizi anlıyorum. Ancak alternatif yollar da düşünmemiz lazım. O da sizin işiniz. Belki bir anlaşma falan yapabiliriz. Ne tür bir anlaşma? Feryal Hanım'ın çocuğu size vermesini sağlayacak bir anlaşma mesela. Vermez. Biz yine teklifimizi yapalım. İnanın davayı kazanma ihtimali çok daha düşük. Evet, 16. kattaki son daireyi de az önce satmış bulunmaktayım. Tebrik ederim. Hayırdır? Bir şey mi kaçırdım ben? Ne bu telaş? Loftların toplantısı vardı, onun için sunum dosyası hazırlıyorum. Cuma değil mi toplantı? Daha çok var ona. İzin alacağım da ben. Tatile mi gidiyorsun? Yok, evleniyorum. Evleniyor musun? Ne zaman? İşte bir iki güne kadar. İnanamıyorum yani. Ay çok sevindim, ben çok sevindim. Canım benim ya, yürekten tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Ay ne kötüm kadınsın valla. Ağzından lafı zorla aldım resmen. Ya sen işi gücü niye düşünüyorsun? Hı? Tadını çıkarsana. İnsan hayatında kaç kere evlenir ki? Bazen iki. Öyle demek istemedim. Yani senin hazırlığın falan vardır, ondan diyorum. Sunumu ben hallederim. Sen hiç merak etme. Hay Allah. Desene abimin iyice gözü dönmüş. 6 yaşında çocuk Sena. Biri inat uğruna. Çocuğa yazık. Feryal'e de yazık. Bize yazık. Ay yok canım, olmaz öyle şey. Hayır yani dava ise de kazanamaz ki. Gerçi bu abim. Belli de olmaz. Ben bir şey yapmadı demek istemiyorum. Yanlış anlayacak diye korkuyorum. Sanki ben Alp'i istemiyorum gibi olacak. Dur bakalım, ben bir konuşayım. Çocuk dediğin annesinin yanında olur bir gün. Aslında Feryal'in evliliğine bu kadar tepki göstermesi canımı sıkmadı değil. Kıskançlık yapıyor gibi geliyor bana ama o Alp yüzünden diyor. Ay yok canım, ne kıskançlığı.
Abim Feryal'i niye kıskansın? Eski karısı. Belki onu başkasıyla düşünmeye dayanamıyordur. Ay Allah aşkına sen de böyle saçma sapan şeyler düşünme. Dünya yıkılsa onlar yan yana gelmezler. Bıraksan birbirlerini öldürecekler. Nefret çok güçlü bir duygu Sena. Hakan Feride'ye karşı kayıtsız olsa bu kadar endişelenmezdi. Ama bu öfke korkutuyor beni. Tam 48 saat sonra benim karım olacaksın. Ya evet, çabuk olsun diyorduk ama şimdi böyle olunca. Çabuk. Neredeyse 20 yıl oldu Feryal. Ben ciddiyim Aydın. Sen git, ben nikah elbisesi bakacağım. Tamam, beyaz olsun ama. Ama ikinci nikahta beyaz olamıyormuş. Ya kim demiş? Beyaz sana çok yakışıyor. Seni ve Alp'i mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Söz veriyorum. Feryal. Akşam Alp'i alıp bana gelsene. Ona bir sürprizim var. Tamam. Hüseyin. Ah karıcığım. Bu ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Hoş bulduk da sana gelmedim. Abime geldim. Abim yok, yemeğe gitti ama gelir birazdan. Hayrola? Evde anlatırım. Ay evde anlatırım Hüseyin. Ne meraklı adamsın ya. Sena. Aa abicim. Ay hoş geldin. Ben de sana geldim. Hayrola? Hiç. Önemli bir şey yok. Özledim geldim. Müsait değilsen önemli değil. Senin için her zaman müsaitim. Gel bakalım. Feryal Hanım. Avukat Yavuz Çetinkaya ben. Hakan Bey'in avukatı. Evet buyurun. Feryal Hanım. Hakan Bey adına oğlunuz Alp'in velayetini almak için dava açıyoruz. Ancak davadan önce Hakan Bey'in size bir uzlaşma teklifi olacak. Vallahi açın, ne istiyorsanız yapın. Aslında mahkemelik olmadan da bu konuya çözüm bulabilir miyiz diye konuşuyorduk Hakan Bey'le. Şimdi bakın. Hakan Bey oğlu Alp'i kendisine vermeniz karşılığında ne istiyorsanız vermeye hazır. Bir dakika. Bu konuşma çok münasebetsiz bir yere doğru gidiyor Yavuz Bey. Bakın elimde Hakan Bey'in verdiği açık bir çek var. İstediğiniz rakamı yazıp size teslim edebilirim. Aa! Abi, dün Alp'i görmeye gitmişsin. Nasıl? Çok özledim keratayı. Bir dahakine giderken önceden haber ver de birlikte gidelim, olur mu? İnşallah yakında bol bol hasret giderecek zamanımız olacak. Niye? Hep beraber bir tatil planı mı yapıyorsun? Alp'in velayetini almak için dava açıyorum. Aa, o nereden çıktı şimdi? Feryal evlenecekmiş. O yanında dolanan bir zibidi var ya Aydın, onunla. E evlensin abi. Ayrıca Aydın çok efendi, çok düzgün bir adamdı en son hatırladığın. Maşallah, bu Aydın hepinizi fethetmiş. İyi adammış. Biz evliyken kaç kere evime girdi çıktı. Şimdi tutmuş,
eski karımla evleniyor. Çok iyi adam. Ben oğlumu üvey baba elinde büyüttürmem. Eğer oğlunu istiyorsa dizini kıracak, oturacak anasının evinde. Ha yok ben hayatımı yaşayacağım diyorsa oğlum bana verecek. Abi, bak şimdi bana kızma ama sen haksızlık ediyorsun. Eğer düşündüğün Alp'in iyiliği ise onu annesinden ayırmamalısın. Oğlundan ayrılmak istemiyorsa evlenmeyecek. Sen ne biçim bir adamsın da oğlum benden satın almaya çalışıyorsun? Ne oğlum ne de ben satılık değiliz, anladın mı? Zorla almamı tercih edersin. Ne yaparsan yap, oğlumu benden alamayacaksın. Evlen o adamla da gör bakalım, alıyor muyum almıyor muyum? Evleneceğim de oğlumu da sana vermeyeceğim. Feryal, aklını başına topla. Ben yapacağım dediğim şeyi yaparım. Sonra çok pişman olursun. Bundan sonra ne oğluma ne de bana yaklaşamayacaksın bile. Abi, Feryal, Allah aşkına yapmayın. Şu saatten sonra senin hiçbir şeyini istemiyorum. Ne paranı, ne zoraki babalığını, hiç bir şeyini istemiyorum. Uzak dur bizden. Büyük konuşma Feryal. Feryal. Bunları bir bir yutacaksın. Abi. Sakın bir şey söyleme. Elinize sağlık. Buyurun, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Feryal. Teşekkürler. Girsenize, hoş geldiniz. Sana acayip bir sürprizim var. Ama önce kapa bakalım gözleri. Tamam, kapadım. Aferin sana. Gel bakalım. Hoppa. Gel. Tamam mı, açabilir miyim? Tabii şampiyon. Yaşasın araba yatak. Masada mı var? Vay motora bak. Can, hadi gel bakalım. Örümcek adam da var anne, bak gördün mü? Bunların hepsi benim mi şimdi? Tabii ki senin şampiyon. Yaşasın! Aydın çok teşekkür ederim. Ama çok abartmışsın, şımarmasın şimdi. Ya bırak biraz şımartayım. Sonra sen dengelersin. Kapı. Kapı. Ya artık burası senin de evin. Alp'i bize söylemiştim. Hadi sen aç. Aa, muhterem teyze, hoş geldin. Buyur. Sen de hoş geldin kızım. Anne. Hoş geldin. Girsene. Yok, girmeyeyim. Rahatsız etmeyeyim sizi. Yiyecek bir şeyler getirdim. Anne, Feryal yabancı mı? O da bayada yaşıyor artık. Ben keyfinizi bozmayayım evladım. Konuşacaklarınız vardır. Cümleten iyi geceler.
İyi geceler anne. İyi geceler. Annen niye bozuktu böyle? Ya saçmalama. Bozuk falan değil o. Olur mu canım? Yüzü düşüktü, kapıdan döndü. Yani kızdı herhalde. Böyle düğün yapmadan apar topar evleniyoruz ya. Kapris yapıyor. Geçer. Ki babalığını hiç hiçbir şeyini istemiyorum. Uzak dur bizden. Hakan, hafta sonu bir yere gitsek diyorum. Şöyle iki gün. Olmaz. Neden? İşin mi var hafta sonu? Benim nelerle uğraştığımı görmüyor musun Begüm? Tatil düşünecek halim mi var? Kafan dağılır diye demiştim. Başka zaman gideriz. Belki sonra baş başa kalamayız. Aklımızı her eseni yapamayız diye dedim. Ne demek o şimdi? Bence anladın. Anladım ve hoşuma gitmedi. Benim de hoşuma gitmeyen şeyler oluyor Hakan. Çocuk yapmayalım. İlişkimiz zarar görür. Ben beceremiyorum dedin. Şimdi kalkmış oğlum bizimle yaşayacak diyorsun. Begüm. Benden baba olmaz. Olmuyor da. Sen de dedin ki benden de anne olmaz. Biz bu kararı beraber verdik. Senden baba olmazsa, benden de anne olmazsa, Alp'i niye yanımıza alıyorsun? Tamam benden baba olmaz ama o benim oğlum. Ve başka bir adamın üvey oğlu olmayacak. Buna mecburum, anlamıyor musun? Ben anne olmadığım için anlayamıyorum belki de. Naci amca. Hoş geldiniz oğlum. Murat Bey oğlum abinin bankadan arkadaşı. Memnun oldum. Asuman Aydın'ın kız kardeşiyim. Nihayet tanışabildik. Ankara'da yaşıyordunuz değil mi? Öyle. Apar topar geldik işte. Hoş geldiniz evladım. Nasılsınız? Nasıl olalım muhterem teyze? Aydın'ınızına yetişmeye çalışıyoruz. Biz de. Biz içeri geçiyoruz. Görüşürüz. Buyurun. Şu hale bak. Öyle mi evlenecekti benim oğlum? Düğün yok, dernek yok. Anam. Yeter artık. Anne, abimin ne kadar mutlu olduğunu görmüyor musun? Kız kesin hamile, bak görürsün. Anne, yeter artık. O benim oğlum.
Begüm. Bir çocukla ancak başka bir çocuk rekabet edebilir. Kolay gelsin usta. Nerelerdesin sen hayırsız? İş güç anca denk geldi be usta. İyisin inşallah. Çok şükür, çok şükür oğlum. Geç otur, bir çay söyleyeyim sana. Bana bak oğlum, iki çay kap gel bize. Boş ver şey, gel. Ben seni görmeye geldim. Bana bak. Oğlan nasıl? Onu da getirmiyorsun ne zamandır. Vallahi girse şu kapıdan tanıyamayacağım keratayı. Unutacak bizi sonra. Ben de seninle o konuyu konuşacaktım usta. Hayırdır evlat? Oğlumun velayetini almaya karar verdim. Kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ölüm bize ayrılana kadar bunu parmağımdan çıkarmayacağım Feryal. Şimdi hazır mısın? Bu özel günü seninle kutlamak istedim anneciğim. Neyi kutluyoruz hayatım? Anne olmaya karar vermem. Demek sonunda Hakan'ı ikna etti. Hayır. Kendimi ikna ettim. Peki Hakan? Ona sürpriz yapmayı düşünüyorum. İyi düşündün mü? Bugün Feryal evleniyor anne. Hakan oğlunun velayetini alacak. O bana bir çocuk verecek. Ona. Ve Feryal sonsuza dek hayatımızdan çıkacak.
Demek Feryal evleniyor ha. Hey gidi hey. Onu bana ilk getirdiğin günü hatırlıyorum. Ben beğenmiştim Allah için. Efendi kızdı. Seni adam etmeye ne kadar uğraştığına da ben şahidim. Benim Feryal'den boşanmamak için ne kadar uğraştığıma da şahitsin sen. Onu kızın canına tak ettirmeden önce düşünecektim. Gençlik işte. Hatalarımız oldu. Sonra çoluk çocuk falan. Şimdi kalkmış evleniyor. Ne sandın ya oğlum? Ömrü billah senin eski karın olarak anasının evinde oturacak değildi ya. Yalnızlık Allah'a mahsustur evladım. O kız da bir yuva kuracak kendine. Bak sen de evlendin. Aynı şey değil ki usta. O yalnız değil ki. Ben 10 kere düzen kurup bozsam ne olacak bir başıma? Çocuğumuz ne olacak? Onu hiç düşünüyor mu? Bana sorarsan sen Feryal'i kaybettiğini ancak şimdi anladın. Ona bu övgü. Ne alakası var be usta? Ben o defteri kapatalı yıllar oldu. Bak evlat. Sana eski karının düğün gününde davul çal demek istemiyorum. İnsansın, erkeksin. Elbet için vurulur. Ama o defter kapandıysa yazıktır. O kıza da evladıyla ceza kesmeyeceksin. Ben kimseye ceza kesme peşinde değilim. Bana cezayı kesen asıl Feryal. Oğlum o adama daha yakın olacak. Bana bundan daha büyük bir acı, daha büyük bir ceza var mı? Hadi Şerefe. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Feryal'in işi zor. Neden? Baksana. Aydın'ın annesinin yüzünden düşen bin parça. Belli ki istemiyor Feryal'i. Afiye gibisin aşkım ya. Afiye olmaya gerek mi var? Gün gibi ortada. Oğlum. Vallahi evlenmesek yüzünüzü göremeyeceğiz ha. Ankara Ankara tutturdular bir Ankara diye. Neredeyin işte? Bak yine orada telefonla konuşuyor. Zannedersin dünyayı kurtarıyor. Ya bugün bile bir günlüğüne buraya zor geldik abi. Vay be ortak. Bir kale daha düştü desene. Aman Murat seninki de laf. Niye? Yalan mı? Bu adam değil miydi ben hayatta evlenmem diye? Aa ben evlenmem demedim. Feryal'den başkasıyla evlenmem. Bak orası doğru ben şahidim. Anne. Efendim. Araba dışarıda. Fırlatmayın Feryal, ambulans çağırın. Ah yavrum. Anne yavaş. Ay, torunuma ne oldu yarabbim? Ay, yarasın anne. Yavrum torunuma ne oldu? Anne sakin ol. Ne oldu? Anne, ne oldu Alp? Alp ne oldu? Ne oldu çocuk? Biz de gördün mü oğlum başına geleni? Ben dedim bu işte bir uğursuzluk var diye. Zavallı çocuktan çıktı. Muhterem. Zehir akıyor dilinden, zehir. Gidelim, götürün. Gülümser Hanım. Gelin, ben götürüyorum sizi. Allah razı olsun. Ulaştır beni torunuma ya. Siz burayı toparlayın. Ah. Hadi, biz sizi haber veririz.
Dur şuna ben. Bir şikayeti falan var mıydı? Evet, nezleydi bir süredir ama. Efendim oğlum? Tamam, siz burada kalın. Bir de öksürüyordu, öksürüyordu, bir gidiyordu, bir geliyordu. Şey var burada, Hüsnü Bey var. Hüsnü Bey, çocuk bölümünden, dosyalarımız onda var. Efendim oğlum? Önce ateşini düşün. Nasıl doktor bey? Ateşi kontrol altına almaya çalışıyoruz hala. Muhtemelen ağır bir enfeksiyon geçiriyor. Mikrop mu kapmış? Okulda falan bir salgın mı vardı acaba? Bazı tetkikler yapmamız gerekiyor ne olduğunu anlamak için. Birkaç gün hastanede kalması iyi olur. Kuzucuğum, hastanelerde mi kalacak? Ay kıyamam ben onu. Yavrum benim, canım anneciğim. Ciddi bir şey yoktur değil mi? Şu anda bir şey söyleyip sizi yanıltmak istemem. Önce tetkiklerini yapalım. Ama dediğim gibi ağır bir enfeksiyon durumu söz konusu. Ne olduğunu, neden olduğunu test sonuçları gösterecek. Geçmiş olsun. Thank you.
Doktor Bey, hemşire hanım beni görmek istediğinizi söyledi. Feryal Hanım, buyurun. Ay, kusura bakmayın, ben dışarıda beklerim eğer şeyse. Meslektaşım Gökhan Bey ile sizi bekliyorduk zaten. Lütfen oturun. Beni bekliyordunuz. Evet. Feryal Hanım, oğlunuzun vücudunda Epstein-Barr virüsü tespit ettik. Tehlikeli bir şey mi? Her zaman değil ama oğlunuzun durumunda vücutta sekonder hemofagozitoza neden olmuş. Ne demek bu? Ben bir dakika hiçbir şey anlamıyorum. Bu virüs nedeniyle oğlunuzun kan değerleri aşırı anormallikler gösteriyor. Nedir çaresi? Burada mı yatacak mı? Ameliyat mı olacak? Evet, ameliyat olacak. İlik nakli yapmamız gerekiyor oğlunuza. Ama önce ilik verecek uygun bir donör bulmamız gerekiyor. İlik nakli mi? Oğlum, kanser mi yani? Hayır, ama oğlunuzun vücudundaki virüsün neden olduğu olgu, lösemi, lenfoma gibi kanser türleriyle, yani sizin anlayacağınız dilde söyleyecek olursam, onlara akraba sayılabilecek türde bir hastalık. Ama kanser değil, ağır bir çeşit enfeksiyon. Maalesef tek tedavi yolu da ilik nakli. Tamam. Ben varım, babası var, benim annem var, bizim ikimizin de kız kardeşleri var. Birinden biri uyar herhalde. Bir ihtimal uyabilir. Peki kardeşi var mı? Yok. Ailede oğlunuzun kan grubuyla uyumlu kimler varsa onlara hemen test yapmalıyız. Benim aynı, annemin aynı, ablamın aynı. Tamam, sizlerden hemen örnek alalım. Ya tutmazsa? İlik bankalarından uygun vericiyi bulma ihtimalimiz de var. Asistanlarım şu anda taramayı başlatmışlardır bile. Ya bulamazsak? Aklınıza hemen en kötüyü getirmeyin. Feryal Hanım, bakın, ilik bankalarından donör bulan epey hastamız oldu. Ya bulamazsak, ya biz bulamazsak? Feryal Hanım, bakın, öncelikle sizlerin testlerini yapalım. İlik bankalarından da bugün yarın bir haber gelir. Dua edelim ki güzel bir haber gelsin. Şayet her şey ters giderse bir ihtimal daha var. O da oğlunuza kardeş yapabilirsiniz. İlik nakli için en uygun donör kardeştir. Bu yola başvurup çocuklarını kurtaran ebeveynler var. Kardeş mi? Evet. Çünkü anne baba bir kardeşlerde doku uyum oranı her zaman çok yüksek.